Sevgili izleyenler, Ordu Ünye'de diş hekimi Şule Şöhret Dönmez'in yanındayız. Kendilerini tanıyarak sohbetimize başlıyoruz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, bizler de çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyarak başlayalım sohbetimize. Tabii ki, ismim Şule Şöhret Dönmez. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 18 yıldır mesleğimi icra ediyorum. Hocam, kliniğinizde yapmış olduğunuz çalışmalardan ve uygulamış olduğunuz tedavi yöntemlerinden bizlere bahseder misiniz? Tabii ki. Aslına bakarsanız ortodontik tedavi dışında çoğu tedaviyi yapıyorum. İmplant tedavisi, gülüş tasarımı, işte diş beyazlatma, dolgular, kanal tedavileri vesaire. Zaten bunlar rutinde yaptığımız işlemler. Genel olarak çoğu tedaviyi yapıyoruz kliniğimizde. İmplant tedavisinden söz etmişken son zamanlarda biliyorsunuz ki oldukça popüler oldu bu. Nedir bu implant tedavisi ve kimlere uygulanabiliyor? İmplant kök yerine geçen vidadır aslında. Yani halk arasında en anlaşılır şekliyle ifade edebileceğimiz şekli bu. Daha çok diş eksikliklerinde yapılan bir tedavi şekli. Hem tüm dişsiz hastalarımız için uygulanabilen bir şey, hem de tek diş eksikliklerinde ya da işte bir iki diş eksikliklerinde uygulanabilen bir tedavi şekli. Özellikle yaşlı hastalarımızda çok hayat kurtarıcı. Çünkü gerçekten total protez kullanmak çok zordur. Çünkü tamamen dişsiz bir şekilde ağızda dengeyle duran bir protez düşünün. Onlar için cidden hayat kurtarıcı bir şey. En azından bir iki tane implant uygulanarak üzerine yapılacak olan hareketli bir proteze daha konforlu bir çiğneme sağlanmış oluyor. Daha kolay beslenebiliyorlar bu sayede. Aynı zamanda siz gülüş estetiği tedavileri de uyguluyorsunuz kliniğinizde. Peki bu tedaviler neler, neleri içeriyor? Gülüş tasarımı son yıllarda çok popüler bir yöntem. Aslında Hollywood gülüşü olarak da bahsedilen tedavi şekli. Aslında daha beyaz dişler ve gülümsediğimizde daha görünürlüğü fazla olan dişler anlamına geliyor. Bunun için önce tabii çoğu hastamıza diş beyazlatma öneriyoruz. En azından mevcut dişlerinden bir 3-4 ton açıldıktan sonra gülüş tasarımını yaparsak hem güldüğümüzde daha çok görünen hem de bembeyaz dişlere sahip olmuş oluyorlar. Tabii gülüş tasarımı çok incelikli bir tedavi şekli. Yani öncesinde hastalarımızdan fotoğraflar çekiyoruz, bir takım analizler yapıyoruz. Bunu işte teknisyenlerimizle paylaşıyoruz, onlarla istişare yapıyoruz. Hastamızın ağız yapısı gülüş tasarımı için uygunsa yapabiliyoruz. Bunu da zaten hastalarımızla paylaşıyoruz. Hocam, peki diş beyazlatmak zararlı mı ve uyguladıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Diş beyazlatma aslında zararlı bir uygulama değil. Çoğu hastamız soruyor bunu bize. Burada profesyonel ellerde yapılması çok önemli. Çünkü piyasada da satılan bir sürü beyazlatma materyali var. Biz dünya çapında isim yapmış markaları kullanıyoruz. Çünkü onlar beyazlatırken aynı zamanda da diş minesinde koruyucu bir takım etkiler yaratıyorlar. O yüzden kesinlikle zararlı bir uygulama değil. Sonrasında da özellikle 2 gün boyunca gözenekler tamamen her şeye açık olduğu için çay, kahve, sigara gibi, vişne suyu, kırmızı şarap gibi böyle rengi çok olan şeyleri tercih etmemelerini istiyoruz. Bir de asitli şeylerden uzak durmalarını istiyoruz. Ondan sonra diş minesi kendini onardığı için birazcık daha serbestlik veriyoruz.